أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشياطين يا حي يا قيوم يا من يا السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا من نور معرفتك أبدا يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي يا باقي أنت الباقي أنت الكافي أنت الوافي أنت الشافي أنت المعافي والله صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين Şimdi söz üçüncü dal. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından ve bazı amalin fazilet ve sevaplarından bahseden hadis-i şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısım da inkara kadar gitmişler. Şimdi tafsile girmeyeceğiz, yalnız 12 aslı beyan ederiz. Böyle bir giriş yapmadım, anlamadım. Hadisleri anlamada takip edilecek usulü anlatacağım. Ya onu anladım. Sen bu konunun buradaki yeri ne? Yeri onu anladım. Birinci adam
Esma-i İlahi'nin çeşitliliğinden dolayı çeşitli tecellileri var. İkinci reçede de o tecellilerin nasıl görüneceğini. İkinci dalda. Şimdi dalda onu anlattı. Yani, o tecellilerin farklılığına göre. Bunun buradaki yerine var. Meslek. Hadisleri nasıl anlayacağız? Hadis anlarken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşmalarında muhatap olduğu kişilerin, muhatap olunan şartların, Esma-i Hüsna'nın tecellisindeki farklılığından dolayı kişilerin anlayışlarının farklılığından dolayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da farklı şekillerde ifadeler kullandı. Farklı insanların anlayışları, olayın farklılığı, biz onu, o farklı ifadeleri kendi bulunduğumuz duruma uygun olmadığı için nasıl ikinci dalda ben bir Esma-i İlahiyenin bir veya birkaç ismin tecellisiyle kainatla muhatap olursam bir başkası da başka Esma-i İlahiyenin tecellisiyle kainata muhatap olursa veya aynı isimlerin tecellisiyle kainata muhatap olsak bile aramızda o ismin tecellisinin mertebe farkı varsa, ben şu düzeyde muhatap oluyorum, diğeri daha üst düzeyde, daha geniş çaptaki tecellisiyle muhatap oluyorsa, çünkü kainatı algılamamız, varlık alemini algılamamız bizim kainata muhatap oluşumuzda kabiliyetlerimiz de sınırlıdır. O kabiliyetlerimize göre, kabiliyetlerimizi yaptığımız duaya göre kabiliyetlerimiz gelişir. Gelişen kabiliyetlerimize göre de algılama farklılıklarımız olur. Hep de ben de sen de, yani iki kişi, iki ayrı kişi de aynı olaya, aynı Esma-i İlahiyenin tecellisiyle baktığım halde ayrı hakikatlardan bahsediyor olabilir. Yani ayrı şeyler söylüyor olabiliriz. Bunlar aslında aynıdır. Öyle demiştim. Bunların hepsi aynı hakikati tam bahsediyorlar. Ama ayrı düzeylerde bahsediyorlar. Şimdi insanlar arasındaki farklılıkları ikinci dalda konuştuk. Onlar da Esma-i İlahiye muhatabiyetteki insan kabiliyetlerinin farklılığından kaynaklanır. Şimdi dediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini anlamaya çalışırken onun sözlerindeki farklılığın muhatapların farklılığından kaynaklandığını esas olarak anlamamız lazım. Yani değişik hakikatlerden bahsediyor, değişik şeylerden bahsediyor, çelişkili tarzda bahsediyor dememek lazım. Bir adam yeni, ilk defa gelmiş, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyelim, Mekke'de ya da Medine'de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la yaşamıyor, bilmiyor. İlk defa geliyor. Mesela şöyle bir olay oluyor.
Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Medine'de otururlarken bir bedevi geliyor. Şuradan duyuluyor. Her tarafta konuşulan mevzu ya İslamiyet. O zamanın en önemli konusuydu. Herkes ondan konuşurdu. Ne olmuş, ne oluyor, ne diyor, ne yaptılar. Yani o zamanın o dünyada artık başka yerlerde ne kadar duyulabilen o dünyada herkesin mevzu İslamiyet'ti. İslamiyet'le şu veya bu şekilde muhatap olan kişilerden bazıları ya bu doğru diyor. Niye biz inat ediyoruz? Gerçekten bir Allah var. Nereden çıkartıp bu putları falan kendi kendimize? Doğru söylüyor diyor. Ben de Müslüman olacağım diyor. Gidip o adamı göreceğim diyor. Hakikaten muhatap olacağım diyor. Gelmiş. Mescid-i Nebevi'ye girmiş. Bedevi adam. Sonra affedersiniz. Çiçi gelmiş. Bedevi adam bu. Çünkü öyle bir özel bir şeysi yok. O adamın anlayışı falan yok. Şöyle yaşayan bir insan. Gitmiş Mescid-i Nebevi'nin bir köşesine başlamış. İhtiyacını gidermeye. Sonra bazıları ya burası ibadethane hani. Burada öyle şey yapılmaz falan diye. Hasmetli bir şekilde kalkıp adama müdahale etmesi ben istemişse Peygamber durdurmuş. Durun. Bırak adam ihtiyacını görsün. Ondan sonra demiş bir su döküverin artsın demiş. Şimdi biz tutup da bundan bakın şimdi bu bir hakikattir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu davranışı bir hakikat. Hakikatın bir düzeyde o kişinin bulunduğu düzeyde hakikatin ifadesi o kişi için bırakın ihtiyacını gidersin doğru. Ama ben buna bakıp da demek ki camide ya da mescitte insan tuvalet ihtiyacını giderebilir mi şükmünü çıkartırsan? Yanlış olur. Bu farklılık nereden geliyor? Bu farklılık hakikatin kişilerin kabiliyetlerine göre farklılaşmasından geliyor. Tutup da biz bu kişinin hareketine karşı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın takındığı tavrı anlaşılmadığı bir şekilde tesbihleri okuttum. Hayır, oraya oturma demiyorum. Ters geliyor bana. Böyle konuşmaya alışmışım da. Yok. Şöyle geldim. Hayır, ben değiştirdim. Pozisyonumu değiştirdim. Bana ters geliyor, böyle bakarsın geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tavrını, bu hakikati, bu kabiliyetteki bir insan için uygulayacağız ve hakikattir. Bunu tutup da ben senin için uygulasam veya kendimi böyle desem yanlış olur. Şimdi bana birisi böyle bir hadiste geldiğinde, ben eğer böyle şeyleri Esma-i Hüsna'nın çok sonsuz mertebeleri olduğunu bilmesem, insanların, şimdi insan hayatına girişiyordu, insanların kabiliyetlerinin Esma-i Hüsna'ya muhatap oluşunda çok değişik düzeylerde olduğunu, kapasitesinde, kabiliyetlerinin çok değişik derecelerde Esma-i Hüsna'yı algıladıklarını, o adamın temizlik anlayışı öyledir, doğrudur. Çünkü adam gelip de çok affediyorsun, insanların içinde yapmadı ki köşeye gitti, hayasıyla, terbiyesiyle beraber yaptı. Çünkü onun terbiyesi odur, onun hayası odur, onun temizlik anlayışı odur. Tahir isminin, mutahhir isminin, Allah'ın temiz ve temizleyici olan isminin ki o adamın kabiliyetindeki tecrübesine muhatap oluşu odur ve o adam için o doğrudur. Ben de şimdi gidip buradaki mescitte aynı hareketi yapsam hadis var efendim Resulullah demiş ki bırakın ihtiyacını götürmüş demiştim. Komik oldu. İşte insanların
Ve özellikle bu çağda çok garip bir olay var. Yani biraz şaka yaparak söyleyeceğim. 24. sözü anlamadan İslamiyet'i anlamaya kalkma. Dini anlamaya kalkma. Cehaletin ta kendisi. Tutarız biz. Ya bundan bu hadis böyle yapıyor, ben de tuvaletimi caminin içinde giderebilirim demek ki peygamber öyle yaptı derim. Böyle bir cinayet işlerim. Ya da 24. sözün mantığını kavramalıyız. Ya da camide tuvalet mi yapılır ya? Bu hadis yanlış bir peygamber. Camide tuvalet yapan adama fetva verecek. Olur efendim yapabilirsin diyecek. Böyle peygamber mi olur ya? Pisliğine. Pisliği savunan adam olur. Kendine göre hadisi reddedecek. Böyle hadis olmasa uydurmuşlar diyecek. İşte onun için imanı zayıf, enaniyeti kavi, bir kısım da inkara kadar gitmişler. Zaten üstadım çok önemli. Ya, bunlar çok önemli konular. Şu derslerde bulunmayanlar çok büyük mahrumiyet yaşıyorlar. Enaniyetlerinden. Enaniyetlerinden. Kendilerini kıstas alıyor, başkalarının durumuna uyguluyor. Birini gördüğünüz sözü anlamıyor bu dese gelmez. Gelmeyebilir yani. Hadisleri inkar ediyorlar. Böyle şey olmaz diyorlar. Peygamber böyle şey söylemez diyorlar. 24. sözün esprisini anlamayan, Kur'an'ın ayetlerini böyle anlama gelmez diyorlar. Falan falan, şimdi çok ileri gitmeyelim. Anlamamız lazım. Anlamamız lazım. İslamiyet'in tedric dini oluşundaki hakikat da buradan geliyor. Bir arkadaş geldi, ben Müslüman olsam, ben gayrimüslim birisi, ben Müslüman olsam benden ne bekleniyor? Vay ama ekspektin çocuğum. Ne dersin? Sabah namazına kalkacaksın, öğleden kalkacaksın, akşam kalkacaksın, ikinde kalkacaksın, oruç tutacaksın, işte kızlarla, kadın kız ilişki yerine olmayacak, içki içmeyeceksin, domuz eti yemeyeceksin, şu maradıkları diye, şu ekmeğin içerisinde şu var, şu var, şu var, şu var diye. Bunlar mı sayesiniz? Onlar mı sayesiniz? Ne yapacaksın? Şöyle yapmayacaksın, şöyle yapacaksın, böyle. Allah'a inanacaksın. Allah'a, Allah'ın gündemine getireceksin. Şu kainatın sahibi var, seni yaratacağım. Ona kendini nasıl layık görüyorsan ne de davranacaksın. O ilk defa Allah'a inandığı zaman, peygamberi görmeye gittiği zaman mescidin kenarında köşede kimseyi rahatsız etmeden ihtiyacını karşılaması, tuvalet ihtiyacını karşılaması onun için normalse onu yapacak. Biz ona sen mescidde tuvaletini yapabilirsin demeyeceğiz. Yaptığı zaman da karışmıyor. Peygamberden bunu öğrendiniz. Tamam. Su döktük, temizdi. O sonra Rabbini tanıdıkça, İslamiyet'in terbiyesine girdikçe, orada kendisinin yapmış olduğu o hareketin tepkiyle karşılanmadığını gördükçe, vahyin insan nasıl güzel terbiye ettiğini gördükçe, Rabbini tanıyıp mütahhir isminin, tahir isminin tecellisine daha üst düzeyde muhatap oldukça, artık mescitte değil, evinde de değil, sokakta da değil, mutlaka kapalı ve özel yerde bu işin yapılması gerektiğini anlayacak, o kadar diyebilecektir. Kabiliyeti gelişmedi. Adamın aynası diyelim 5 santimetre çapında. Sen bundan
bir metre, iki metre çapındaki bir aynanın yansıtacağı ışığı beklediğin zaman sen zulmedersin. Biz zulmederiz. İslamiyet tedriç dinidir. İmanın da böyle dereceleri vardır. İnsanların İslamiyet'in yaşanmasına dair, hayata yansımasına dair olan ahkamı o kişilerin kapasitesine göre manasını değiştirir. Yoksa bak, İslamiyet'te namaz yok değil. İslamiyet'te camiye tuvalet yapılır değil. Yani içinde tuvalet yapılır değil. Kimse demez bunu. Ama yapan birisini de sen yapamazsın demek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim bize öğrettiği dile muhaliftir. Sünnete muhaliftir. O kişi dinin güzelliğini kendisi orada görecek. Kendisini onu yapamaz hale gelecek. O zaman sonra zaten tereddütler başladığı zaman caminin bir köşesinde tuvaletini yapabilir miyim? Olur mu der. Burada insanlar secdeye kapanıyor diye görür. Ne dersin ki yapma. O zaman o da olur der. Çünkü zaten kalbi o hükmü almaya hazırdır. Amenu ve amelus salihat. İman edenler ve imanına göre amel edenler. İman esası gelişmeden 24. söze göre Esma-i Hüsna'nın çeşitliliğini ve her bir çeşit ismin de değişik mertebelerde tecellisini anlamadan, o mertebeleri aşmadan, o mertebeleri aşmış olanların amelini muhatap edilmesi, kendine o mertebeleri aşanların ameliyle kendisini kıyas etmesi insanı komik duruma düşürür. Ondan sonra bakarsın, Rabbini tanımayı bilmiyor, ahireti dünyasında yaşamayı bilmiyor, komik, acayip iman eğitimi almamış, fakat amelde ehli takva, yani bunu hokkabaz gibi insanlar çıkıyor. Hazmetmeden yapmaya kalkıyor. Hazır değil. Aminu ve aminu sâlihâ. İman edip, imanını istizasınca amel etmek. Bir kimsenin amelini artırmak istiyorsanız ona, mesela o kişinin taharet anlayışını artırmak istiyorsa, o kişiye Rabbin tahir ve mütahhir olduğunu daha üst düzeylerde anlamasını sağlamak için eğitim yapmak lazım. Ondan sonra o kişi anlar. Ondan sonra anlar. İman eğitimine dayanmayan bir İslam eğitimi İslamiyete aykırıdır. Peygamberin öğrettiği dine aykırıdır. Ondan gördüğümüz örneğe aykırıdır. Kur'an'ın eğitim tarzına aykırıdır. İman eğitimine dayanmayan amel eğitimi. Sahte insan, riyakâr insan yetişmesine sebep oluyor. Kendini kandıran insanların yetişmesine sebep oluyor. Biz şöyle şöyle insanlar yetiştirdik, şimdi bunlar var. Onlara şöyle anlattık, şöyle hislerini tatmin ettik, kalayana getirip onlara şu kadar ekstra nafile namaz kılmalarını sağladık kapta. Efendim veya şu kadar fedakarlık yapıp para vermelerini sağladık. Adamın imanını geliştirmeden ne yaptıysa yaptı. Hristiyanlık ve böyle sahte dindarlık var. Gerçekten Rabbi tanımaya dayalı bir iman yok. Rabbi tanımaktan kaynaklanan bir amel yok. Dini doğru olacağını zannediyor, doğru olduğunu tahmin ediyor ve bu tahmin doğrudur. Allah var falan doğru. Ondan sonra amel. Amel de kendini kurtarmaya çalışıyor. Halbuki imandan kaynaklanan amelle kendini kurtarır. Esma-i Hüsna'nın tecellisine daha üst düzeyde, daha geniş çapta muhatap oldukça o tecellinin iktidasıyla yaşamaya başlar. Biz iman eğitiminin temeli oturtmamız lazım. Onun için Risale'nin güzelliği burada. Üçüncü dalın eğer
şu 12, burada 12 tane asıl var. 12 tane ana prensip bahsedecek. Hadislere baktığımızda nelere dikkat edeceğimiz. Eğer 3. dal 24. sözün içinde olmasaydı bilgi olurdu. 24. sözün içinde oluşuyla terbiye olur. Burayı iyi anlayalım. Bu noktayı iyi yakalayalım. Yalnız bilgi olur. Şu prensiplerle hadislere bakılır dedi. Şimdi 24. sözün içerisinde her bir prensibin nasıl bir iman mertebesine tekabül ettiğini veya her bir prensip içerisindeki farklılaşmanın Esma-i İlahiyenin tecellisine muhatap olan insanların kabiliyetlerindeki farklılaşmadan kaynaklandığını anlamamıza imkan veriyor. Çünkü 3. dal 24. sözün içinde. Alakası doğrudan doğruya var. Güzel nokta, çok güzel. İnşallah bu terbiyeyi alacağız. Dünya hayatı böyle bir terbiyeden mahrum olmaya değmez. Dünyada ne yaparsak yapalım, iman terbiyesinden daha kıymetli olamaz. Bütün considerationlerimizi, bütün mütalalarımızı bir tarafa atıp iman terbiyesini odak noktasına koyacağız. İman terbiyesini odak noktasına yerleştireceğiz. Kendimiz için başkasıyız. Kendimizin başkasıyla olan ilişkisiz. Önce imanın hakkaniyetiyle muhatap edeceğiz ki o kişi zaten ona göre amel edecek. O kapasiteye geldim sana gelir zaten. Çok önemli. Maşallah. Elhamdülillah ya Rabbi. Bu anlayıştan bizi Rabbimize tutmak. İnşallah. Anladın değil mi sen? Evet. Maalesef. Gel, birisi burada ama diyordu. Yok, sen bir şey dedin de, yani bu çok güzel de, bu şekilde anlatım, herkes bu şekildeki anlatımın dışında da anlatım dedi. Anlayabiliyorum. Zaten o nefsi daha hoş geliyor. Yapıverdim. Ben öyle yapıyorum. Yemeği yedikten sonra hemen bulaşığı yıkayıp kurumadan birdenbire koyuverdiğim zaman tamam, yattım bitti, tamam. O pratik dünyada geçerlidir. Anında yapacaksın, bitti, tamam. Ama bu meselelere gelince iman eğitimi esaslı olmazsa, amel eğitimi olmazsa değil, amel eğitimi yok değil. Var, namazı duyacak mısın? Var. Ayetlerde şöyle şöyle yapın diyor, şunu yapmayın diyor. Şimdi domuz eti mi yiyeceğiz? Yani daha dedin o imana gelmedik diye. Yani onlar kendi kendimizi kandırmak olur. Ama hangi amel eğitimi mi yapmak istiyorsun? Doğru. İslamiyet'te amel çok önemli. Din terbiyedir. Din hayat yoludur. Doğru. Amel eğitimini iman esasları üzerine oturtalım. Bu yol. Risale-i Nur'un amelden örnek vermeden bizi nasıl terbiye ettiğine dikkat edin. Çok fazla örnek vermez amelden. Şunu yapacaksın, şunu yapacaksın, şöyle yapacaksın demez. Ama bizi nasıl terbiye ediyor dikkat edin. Risale'yi okuyorsun, namaz kılmadığın zaman vicdanın nasıl sızlıyor? Tabii ki sana namaz kıl diye talim yapmamıştı. Böyle bir Rabbe, tanıdığın o Rabbe karşı ben bugün nasıl Allahu Ekber diye mukabele etmedim? Yüreğin yanıyor değil mi?
Risale-i Nur. Bir noktadan bakıyorsun Risale'lerde, Kur'an da öyle. Risale bir defa bir noktada bakınca insanın halet ruhiyesini tanzim eden ve terbiye eden bir kitap. Kur'an'a bir bakıyorsun insanın hayatını düzenleyen bir kitap. Risale, Kur'an. Onun taklidini yaptığı için. Kur'an da öyle. Kur'an ne yapıyor diyor. Desinler de tebareke. Hani herkes her zaman okur. Tebareke okudum. Ne yap? Dedim burada bir şey diyor. Tebârekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadîr ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ ve huvel azîz. Baktım. Ne yapıyorum? Ne diyorum? İyi dikkat edin. İyi dikkat edin. Ne? Beni eline almış sanki hamur gibi şekil veriyor bana. Bilmem şunu yap, şunu yapma, şöyle git, böyle geliş bir şey demiyor. Almış, sen nesin, şu kainatın aslı özü nedir, kendine dikkat ettin mi, kimin elindesin, kimin tasarrufu var burada, senin içinden neler geçer, sen şöyle yaparsın, şöyle düşünürsün, şöyle eğilimlerin var ama böylesi de var, bak bunun sonu böyle olur, böyle yaparsan böyle olur. Başından sonuna kadar insan haleti ruhiyesinin tanziminde ne var? Başka bir şey yok. Ama o terbiyeden geçmedikçe bana bir şey söylemenin bir alemi yok. O demir tavında dürülür derler. Demir ateşte yanmadan yumuşamaz. Yumuşamayınca şekil veremezsin ona. Kur'an demir gibi olan insan enaniyetini böyle eritiyor, yumuşatıyor. Ondan sonra diyor ki zekatını ver, namazını kıl. Hem Peygamber Aleyhisselam yıllarca insanları böyle tavana getirdi. Tavana getirdikten sonra şunu yap, şunu yapman lazım. Hayatın şöyle düzenine, kafana göre yaşayamazsın. Ben bunu niye yapacağım diyor bir adam. Belli bir fiil var İslamiyet'te yapılması gerekiyor. Bunu yapıp ne yapacağım ki? Ne olacak falan diyor. Bu dünya senin kafana göre yaşanan bir yer olmadığını göstermek için yapacak. Böyle yap denildiği için yapacak. Domuz eti yeme demiş. Değil mi? Neye? İçinde hastalık var. Canım başka hastalık yapan dolu yiyecek var. Şimdi tamam. Şimdi domuzlar artık böyle sağlık ortamlarda yetişiyor. Öyle diyetiklerle kaçmak. Artık o hastalık yapan hastalık yapan unsur ortadan kalktı gibi falan. Bak. İnşallah Perşembe gün camide hikmet illet farklılıklarının neler getirdiğini zaman olursa onu çalışacağım. Camideki derslerimiz devam ediyor saat 5'te. Ondan sonra cumartesi günleri sabah 9.30'da başlayacak ve iki ders küçük bir arayla devam edecek. İnşallah 12.30'da öğle namazlarına da bitecek. Herkes içine. Bir haftada iki dersi, cumartesi iki saat. İki ayrı ders saat değil de iki ayrı birer buçuk saat ders olarak düzenledim. Cumartesi günlerimizi ona göre ayarlayalım. Domuz etini ben niye yemiyorum biliyor musun? Her önüme geleni yiyen kişi olmamak için yemiyorum. Benim Rabbim var. Bana nimetleri gönderen var. O diyor ki, sanki genel konuşuyorum. Her nimeti ye, domuz eti yemek. Her önüme gelen yemekte. Bunda domuz eti var mı bu yemeğin içinde? Yok. Ha, Rabbim müsaade etti, yiyebilirim diyor. Bir tacı gördüm. Efendim, 1000 çeşit yemek geliyor, domuz eti yok. Her birinde bunda domuz eti var mı? Yok. Demek ki Rabbim beni bu nimetin sahibi bana ikram eden müsaade etti. Ben onun için yiyebilirim diyor. Her içeceğim suya veya meyve suyuna her neyse içecek verdiler bana. Bakıyorum bunda alkol cinsinden bir şey var mı? Yok. O zaman içebilirim diyorum. Rabbim bu nimeti bana ikram edenin müsaadesiyle içiyorum. Pratikte yazıyor.
bir insan hayatta 2 gram alkol alsın, ne olur? Bir şey olmaz. O zaman 2 gram alalım demek, insan aklıyla hayatını tanzim etmesi demektir. Efendim, içkiden veya işte alkolden veya domuz etinden dolayı, domuz etinde şöyle şöyle şeyler vardı, ondan dolayı diye bakmak, olaya hikmet cihetiyle bakmaktır. İllet cihetiyle Allah'a kul olmanın pratikteki yansımasıdır o. Ben hayat boyu hiç domuz yetişmeyen bir yerde de olsam, hiç domuz etinin yapılmadığı bir yerde de olsam, her seferinde domuz eti haram, benim Rabbim bana bu nimetleri veren, bunu yemeyeceksin dediği düşüncesini içinde bulundurup, ona göre tercih yaparak, bir defa hayatıma domuz eti geldiğinde hayır desem, bitti işte, hayatım anlamlı. Bir defa hayır dedim alıp, çünkü zaten çok fazla muhatap olmuyor. Değil mi? İşte bütün hayatın ibadet demiştir. Dikkat ediyor musun? Bir defa domuz etine hayır dedim, bir defa bir emre itaat ettim değil. Hayatım boyunca emre itaat ettim. Çünkü domuz eti yememeye karar verdim. Neden? Çünkü o nimetleri sana veren yeme dedi de onun için. Ben de bunu kabul ediyorum. Evet diyorsun. Bu nimetleri bana verenin dediğini yapmak üzere ben buradayım diyorsun. Kendini tarif ediyorsun. Kim olduğunu tarif ediyorsun. Konumunu belirliyorsun. Sen kimsin? Nasıl bir hayatı yaşa, nasıl bir hayata mazhar kılınmışım? Onu kimin adına yaşıyorsun? Kimin adına bu hayatı, bu cesedi taşıyorsun, götürüyorsun? Şuraya gideceğim, buraya gideceğim, şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim diye iradeni kullanarak bu emaneti tasarruf ediyorsun. Emanet üzerinde tasarrufta bulunuyorsun. Yani kullanıyorsun. Onu belirliyor helal ve haramlar. İslamiyet hayat yoludur. The living way of life derler ya. Hayat yoludur. Bu demek. Yoksa hayatını cendereye almak demek değil. Yaşam, hayatını, yaşantını hangi esaslara göre kurdun? Bir haram senin hayatının tümünü ibadetle geçirmene neden oluyor. Ya domuz eti yemeyeceğim dedim, bitti. Ama bu işin bir amel yönüyle bakınca, yani hani sadece amel olarak hani diyor, deniyor ya, adam ben Müslüman olsam ne ekleyebilirsin benden? Domuz eti yemez. Yani amel olarak bakınca adam domuz etini yemez ama içkiyi içer. Ama işte iman yönüyle bakınca hiç ne onu yer ne ötekini de yapar yani. Hepsi haram olarak. Çünkü hayatını hayatı verenin rızası dahilinde yaşamasını sağlar. Yani sen getir en zındık Müslümanı bile şeye getir, domuz etini yediremezsin ama kibara götürürsün yani. Ya da namaz kılmaz. Amel olarak yapıyor. Namaz kılmaz. Amel olarak yapıyor. Evet. Yani iman olarak yapıyor. Yani, gelmiyor yani. İşte o kadar. Şimdi o kadar bir imanımdan azıcık bir şey var ki domuz eti yemeyeceğim diyor. İmanın seviyesi var. Yani ben gelip gitmiştim de ateist yani arkadaşlar. Domuz yemiyoruz. Yani onun hiç imanla olarak yok. Alışkanlık meselesi. Küçüklüğünden beri herhalde domuz eti yemeyeceğim yok tabii. Yani biraz yemiyorum diye. Müslüman yiyemiyorum diyor. Tamam o Müslümanım diye diyette yemeyenler var. Mesela var ya daha çok nerede görünüyor bu? Ramazan'da oruç tutuyor, namaz kılmıyor. Yani bu imanı olmadığından değil. Demek ki iman terbiyesinde çok az bir nasibi olmuş. O ona oruç tutacak kadar yeterli, öbürü yok. Peki o adama da namaz kıl. Dedi ki adam oruç tutuyorsun, o da namaz kıl demek. Resulullah'ın öğrettiği usule, yani sünnete muhaliftir. Ona o kişiye ibadet etme, Rabbin mabut olduğunu tanıtma eğitimi yapacağız ki insan da hayatında kendisinin abd olduğunu bilerek yaşamayı kendisine prensip edinecek.
Ondan sonra ben onun emirlerine göre benim mabuduma ibadet edecek şekilde yaşamak benim görevimde. Çünkü ben abdim de diyecek, o zaman namazında kılar, orucunda tutar, domuz etinde yemez, içkiye gelince düşmez. İnşallah. İman eğitimine dayalı amel olur. Din gerçekten bir insanın hayat tarzı. Ama bu imandan gelir. İmana dayanmazsa komik olur. Kurallarsa şey olur. Evet. O zaman din... Evet. Şimdi çok kişinin, bakın, biz çok duyarız ya, İslamiyet is a way of life diye hep söylerler. Amelde kastederler. Biz de diyeceğiz, İslamiyet bir hayat tarzıdır. İmanı kastedeceğiz. İmanın iktidası ameli kastedeceğiz. İmandan gelen amel olacak. Eğer imandan gelen amel imandan gelmiyorsa o yani taklit oluyor. Ben kötü mü bilmiyorum. Taklit oluyor. Eğer iman var da amel vermiyorsa o iman tahkik olmadı demektir. İnsan o iman ve teslimiyet vere şey yolunda giderdi ya. Demek ki teslimiyeti iktidar edecek kadar insan iradesini imanın hakkaniyetine teslim etmeye karar vermemiş. İman bilgi halinde kalıyor. Devam etmek lazım. Yani Sayın Müslüm'ün tabiriyle akıldan kalbe inmesi lazım. Kalbe gelince, yani şu evde diyelim, bir eve gittik, o evde bizi misafir kabul ettiler. Kainat bir misafirhane olduğu için bu örnek çok tutarlı. Ev sahibi bize her türlü ikramı yapıyor ve bizden bir ricada bulundu. Dedi ki, buyurun istediğiniz yiyin için falan ama buzdolabının köşesinde bir kap içine bir şey koydum, onu yemeyin dedi. O orada kalsın. O ben başka bir maksat için koydum oraya. Belki ilaç yapacak, başka bir şey yapacak. Ya eğer ev sahibinin bu kadar bize karşı göstermiş olduğu ikramına karşılık biz minnettar melaniyetimizi terk etmişsek, minnettarsak, memnunum sizden desek, bin çeşit yemeğin içinde bir tanesine dokunmadın. Dokunmayıversin ya. Neye? Zehirli mi? Ya ne olursa olsun. O ki senin itaatini ölçmek için bir dokunma diye. Bakayım bu adam minnettar bir şey mi yoksa hayvan gibi girdiği her yerden yürü çıkamıyorsun. Değil mi? Belki seni test etmek için. Senin için verir. Oraya giriyorsun, yani mutfağa gidiyorsun, buzdolabını açıyorsun, buzdolabındaki bütün her şeyi alıyorsun. Alırken ne diyorsun? Ev sahibi bunu alabilirsiniz dedi de onun için alıyorum. Öbürünü alıyorsun, ev sahibi bunu alabilirsiniz dedi de onun için alıyorum. Bak ev sahibinin sevgisiyle yaşıyor. Öyle değil mi? Öbür yerde köşedeki yani şunu almayın demişti ya. Ona gelince ha buna dokunmayın demişti diyor. Dokunmuyorsun. Bu esprin size ne hatırlattı? Hazreti Adem'in cennette şu ağaçtan meyvesinden yemeğin demesini hatırlatmaz mı? Allah-u Alem ağaçta milyar çeşit, cennette milyar çeşit ağaç var. Değil mi? Şeytan dediğimiz olay budur. Şundan yemeyin. Tam. Milyar çeşit ağaç yetmedi mi sana ya adam baba? Ya kendine gelir. Binlerce çeşit yiyecek var. Yetmedi mi sana? İlle de domuz et. Değil mi? Ya o zaman biz aynı duruma düşündük. Bize örnek onlar. İnşallah. Peki. Şimdi başlayalım mı? Birinci asıl. Yirminci sözün ahirindeki sual ve cevapta izah ettiğimiz meseledir. İcmali şudur ki. Peki yirminci sözün ahirine isteyen gitsin okusun sonra. Din
bir imtihandır, bir tecrübedir. Anlaşılıyor değil mi? Tecrübedir. Ama bu tecrübe sırf ya bu kelimeleri iyi dikkatli kullanmakta. Sanki Allah bilmiyor da öğrenecek değil bizim ne olduğumuz. Hayır. Ben dini kendi için tecrübe bileceğim. Ve o tecrübe imtihan. O imtihan benim açımdandır. Ben imtihan olunuyorum. Yani Allah'ın beni imtihan etmesine gerek yok. Benim düzenim ne olduğunu bilmiyor falan değil. Ben öyle görsem. Mesela bana dediler, buzdolabındaki her türlü yiyeceği yiyebilirsin. Yalnız şu, diyelim, şu tencerenin veya şu kabın içindekine dokunmayın dediler. Değil mi? Ben diyeceğim ki ev sahibi bana böyle dedi. Tamam, şimdi ben hepsini yiyebilirim, bunu yemem demekle ev sahibine olan hürmetimi ortaya koyuyorum, gösteriyorum. Peki olmasın efendim, ben yine hürmet ediyorum. İnsan dünyada fiiliyle yapmış olduğu tercihlerle kendini terbiye ediyor. Her şey serbest, ben bu ev sahibini seviyorum. Sevdiğini fiilen göstermen gerek. Sen sevdiğini. Ev sahibini sevdiğimizi. Fiilen ev sahibini sevdiğimizi fiilen, çünkü hayatımızı fiilen yaşıyor. Bunu fiilen göstermezsek o zaman kendi kendimizi kandırıyoruz. Yani nefis bize diyor ki ya ben ev sahibini seviyorum diyor veya hani insan vesvesesi ben ev sahibini seviyorum diyor. Fakat dilediği gibi yaşıyor. Eline geleni yiyor. Halbuki bir şeye dikkat etse, bu ev sahibini yasakladığı mıdır dese ve ona göre yese bütün hayatı disiplin altında olacak. Çünkü her tercihinde ha bir yasaklanmamış olandır dediğinde itaat olacak. Bu yasaklanmamış olandır dediğinde itaat olacak. İnsanın bunu yaşaması lazım. Yoksa insan unutur. Hemen gazete dalıveriyor. Her önüne geleni aldığında bak olmaz. Bu o değil değil mi? Bu o değil değil mi? Bu o değil değil mi diyeceğim. Her amelimizin ibadet olması mahiyetiyle oluyor. Demek ki imtihan, tecrübe bizim nefisedir. Bizi terbiye etmek içindir. Okullarda imtihan, öğretmenler bizim ne halde olduğumuzu bilsin diye değildir. Nedir? İmtihanın esası, özü, sevgilisi. Öğrenciyi daha iyi öğrenmeye teşvik etmek için. Tamam. Bir öğrenci biliyor ki imtihan olacak ya, bu anlatılanlardan sorulacak. O imtihan olmasa ayrı dinle, imtihan var olunca insan ayrı dinle. Yani İmtihan aslında öğrenim sisteminin başarısını yükseltmek için. Öyle değil mi? Daha iyi başarılı, daha iyi eğitim olsun, öğrenciler daha iyi öğrensinler diye bu sistem kuruluyor. Ama biz öğretmenler bilmediğimiz için öğrencilere ne öğretebildim, ne yaptım, benim de ihtiyacım olur. O da karıştım, öğretmenlerin de ihtiyacım olur. Ne kadar öğretebilmişim, öğrenciler ne kadar almışlar diye bir de kendimi de ölçerim. Ama yaratıcı ona ihtiyacı yok. Zaten geçmiş ve geleceği her şeyi. Bizim Halık'ımız o. Onun öyle bir ihtiyacı yok. Bizim daha iyi öğrenci olmamız için. İmtihan bizim için. Öğrenciler için. Bin bir imtihandır, bir tecrübedir. Kendi açımızdan bakacağız buna. Ervah-ı âliyeyi ervah-ı safileden tefrik eder. Nasıl anlayacağız? Bir ruh safil olabilir mi? Yani ruh sonuçta... Kendi açımdan bak. Ben
binlerce insanı sırf gelecek seçimi kazanayım diye öldüren kişinin hali çok güzel. Yani ruhunu pisletmiş. Yaratılış her zaman güzeldir. İrade-i cüz'iye, enaniyet yolunda tercih yapınca ne diyor? Ene bütün insanı yutar. Alıyor, enaniyet kurur, insanın tüm duygularını kendi içine alıp mahpus ediyor. Edebilir. Biz baktığımızda ne görürüz? İnsan Rabbini temsil eden ruhu değil, serapa enaniyet görürüz. Bunu Kur'an'daki temsili Firavun'dur. Benim dediğim olacağım. İçindeki ruh hapsolmuş. Ruh Rabbini istiyor, o ben diyor. Aşırı vermek bile en farklı. Tamam. Bize diyor ki ruhunu kabiliyetlerine göre dedi ya, insanın kabiliyeti insanın duasına göre. Neyin duasını yaparsa, hangi istidadının gelişmesi için dua yaparsa Allah onu yaratıyor. O senin kabiliyetin olur. Eğer ben enaniyetimin gelişmesi için dua yaparsam enaniyetim gelişiyor. Enaniyetim öyle gelişiyor ki ruhumu hapsediyor. Ondan sonra ervah-ı safile dediğim gruba, denilen gruba giriyor. Yoksa Allah ona hakikaten bir ruh verdi ve o ruh Rabbi tanımazsa o zaman zaten yani bizim genel bildiğimiz kuramlara aykırı. Bir, Allah şer yaratma. İki, bütün ruhlar Rabbini tanıyacak şekilde yaratma. Aykırı olur. Bize bakan yönüyle biz ruhumuzu pisletmemeye, ervah-ı sefileden yapmamaya çalışacağız. İrademizi bu yönde kullanacağız. Pislenmesin diye dikkat edersen cam zaten temizdir. Camın üzerine çamur sürersen cam temizdir de üzerinin çamuru artık arkasını göstermez. Bu deriz ki bu cam pis. Cam pis değil. Sen üzerini pislettin, cam yine hala değil. Ervah-ı âliyeyi ervah-ı safileden tefrik eder. Öyleyse ileride herkese gözle görülecek vukuatı öyle bir tarzda bahsedecek ki ne bütün bütün meçhul kalsın ne de bedihi olup herkes ister istemez tasdike mecbur kalsın. Peygamber aleyhissalatü vesselamın anlatımı, Kur'an'ın anlatımı öyledir ki insanın tecrübesine, tecrübe ediliyor oluşu vakasına, gerçeğine tam uyum. Öyle bir şekilde bahsediyor ki ne sen tamamen mecbur kalıp itaat ediyorsun, ne de mecbur kalıp isyan ediyorsun. Hayır. Herkes ister istemez tasdike mecbur kalacak şekilde apaçık değil ama tasdik etmek istersen de sana ipuçları veriyor. O şekilde o şekilde geliyor karşımıza. Akla kapı açacak. Bu da Risale'nin çok önemli ilkelerinden bir tanesidir. Herkes her zaman söyler. İhtiyarı elinden almayacak. Evet. Akla kapı açacak. İhtiyarı elinden almayacak. Mesela buzdolabına örneğimizi denelim. Buzdolabına bir kap koydu.
ve dedi ki bunu yemeyin. Diğer her şey yersiniz. Küçük bir şey var bunda. Onu yemeyin. Buna dokunmayın dedi. Tamam işte o kadar. Eğer dese ki herkesin anlayacağı bir şekilde buna dokunmayın. Eğer dokunursanız dokunduğunuz anda zehirlenir ölürsünüz. İçin var. Şey, sınav var. İstersen bizi ver ya. Ama burası şu noktayı dikkat et. Zehir dedi, dokunursan ölürsün dedi. Bir kişi dokundu öldü. Böyle imtihan olmaz. Hani oradaki bu yemeğe dokunmayan diyen ev sahibinin maksadı efendim bu benimdir, yemesinler bunu diye değil. Hepsi zaten bizim için. Esas maksadı insanlar ev sahibini tanıyarak milletlerden faydalansınlar ve ibadet olsun onlar için. Zehir olunca ev sahibinin ikramına hürmeten değil, kendi menfaati için yemez adam. Ölmek istiyor ya, ona intihar olmaz. Bunu bir düşün, inşallah gidelim. Tamam. Tamam. Bu konu burayı anladık mı? Ne açık olacak ne de hiç belli değil. Mesela yenmez mi şu bu falan da değil. Yani muğlak da değil. Ne yaparsanız yapın ama falan diye değil. Şunu yemeyin, bitti. Zehirdir, yok efendim şöyledir, değil. İmtihan ediliyorsa, zaten kendimiz için ama, imtihan kendimiz için. Sen her hareketini, amelini ibadete çevirebilmen için imkan ver. Her zaman ev sahibini tanıyarak yaşama imkanı ver. Ne kadar güzelmiş. Ne kadar güzel bir hal. İnşallah. Çok güzel. Akla kapı açacak. Yemeyin. Siz bu dünyada şu maksatta gönderdim. Size bu imkanı veriyor. Mesela namaz kılın diyor. Neye? Küçük kainattaki bulunuş maksadınıza uygun bir harekettir diyor. Ama yani namaz kılmayan namaz kılmadığı gün şok geçirip ölmüyor. Öyle bir şey yok. Kılmadın mı? Ölüyorsun. Belli ya. Yani bu apaçık. Öyle de değil. Ama namaz kılmadığın zaman ruhun sıkılmaya başlıyor. Hayatın anlamsız oluyor. Gereketsiz oluyor. İnsaniyetin çok sınırlı oluyor. İnsan olarak değil de hayvan olarak yaşamaya başlıyor. Hayvan gibi yiyip içip kuşlar da koşuyorlar, uçuyorlar, eğleniyorlar biraz. Akşam olunca uyuyorlar, sabah olunca kalkıyorlar ya, onun gibi oluyor. Fakat yani dikkat ettik mi? Namaz kıldığı zaman cehalet rüyen lezzet kaynağı oluyor ama namaz kılmayan birisi neyi kaybettiğini de pek fark etmiyor. Çünkü niyetiyle ben neyim diye sormamış. Bu dünyada benim yerim nedir diye sormamış. O niyeti taşımadığı sürece onun lezzetini alamıyor. Ama niyetini taşıdığında lezzetini alıp teşvik de görüyor. İmtihan olduğumuz kendimizin tecrübesi, bizlerin tecrübe edildiği apaçık belli. Akla kapı açacak, ihtiyarı elinden almayacak. Zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir alamet-i kıyamet görülse, şimdi konudan şöyle anlatıyorum. Yani biz konuyu çok değişik, pratik hayatın her yönüne gidecek şekilde getirdik. Burada kıyamet alametlerinden bahseden hadisler örneğinde duruluyor. Kıyamet alametlerinden bahseden hadisler neden böyle apaçık bir şey söylememiş? Niye birbirine değişik, çelişkili gibi gelen ifadeler kullanılmış? O zaman bu hadisler tamamen mevzudur, uydurmadır diye reddedilecek. Ne yapacak?
Aleyküm selam. İnşallah her şey tamam. İnşallah. Zira eğer tamamen bedahet derecesinde bir alameti kıyamet görülse, herkes tahtike müstar olsa, o vakit kömür gibi bir istidat, elmas gibi bir istidatla beraber kalır. Allah yani Allah'ın verdiği, bize verdiği haberler karşısındaki takınacağımız tavırda bizim istidat, bizdeki istidat farklılığı, yani bizim yaptığımız dualar diyelim, talepler farklı ubudiyet olmaktan çıkar. Kendine fatihlisin. O zehiri yediği zaman birisi öldü ya, yani buzdolabına zehir koymuştu, yedi ve öldü. Buna dokunmayın demişti. Birisi yedi ve öldü. Ondan sonraki insanlar onu yer mi yemez? Peki orada ev sahibini tanımak için mi yemez? Hayır hayır. Ölmemek için yemez. Ubudiyet esprisi kalktı. Kulluk esprisi kalktı. Anladık? Onun gibi eğer kıyamet alametleri çok açık olsa, apaçık besledi, dedi ve oldu şeklinde olacak olsa, o zaman bakarız, o kesin ya, bakarız öyle bir şey yok, çünkü kıyamet yok. Herkes kıyamet yok diyor. Ölüme ölüm mesela, insanların kıyameti kendi şahsi ölümleri. Küçük kıyamet diyor. Deniyor. O ölüm, ne zaman geleceği belli. O tarih gelmedi, ölmeyecek. Tamam, ona göre yaşıyor. O tarih geldi, şimdi ölçen diyor. Yani böyle imtihan olmaz. Şöyle haller var. Her zaman ölebilirsin. Her zaman kıyamet kopabilir. Dikkat et. Şöyle belirtiler olmaya başladığı zaman bak, ha, yakın, geliyor, dikkat et. Mesela insan bir hastalandığı falan zaman ne yapıyor? Aa, ben acizim ya. Kendi yerimden kalkamıyorum. Bak ben şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyordum falan. Demek ki ben kendi üzerinde tasarrufta bulunamıyorum falan diyor. Böyle bir şeyler hatırlatılıyor. Sonra hastalıktan kurtuluyor. Sonra tekrar unutuyor, tekrar hatırlıyor, dikkat ediyor. Aha demek ki ölmeyecekmişim. Bak öleceğim zannetmiştim ama ölmeyecekmişim diyor. Kendisinin tecrübe edindiğini anlıyor. Birisi bizim üzerimizde tasarrufta bulunuyor ve fakat o tasarrufta bulunmak bizim vazifemizi yapmamıza imkan verecek şekilde. Esas vazifemiz, şu dünyadaki bulunmuş esas maksadımızı en güzel şekilde gerçekleştirecek, gerçekleştirmeye imkan verecek şekilde bize muamelede bulunuyor. Bizi terbiye ediyor. Onun için her şeyi siyah beyaz şeklinde söylemiyor. Kıyamet alametlerinden haber veren hadisleri de çok kesin bir şekilde söylese, o zaman kıyametin gelişindeki veya kıyametin gizliliğindeki sır ortadan kalmış. Ben her zaman ölüme hazır olarak yaşama esprisini kaybedeceğim. Her zaman kendi faniliğini anlama bilincini kaybedeceğim. Faniliğini anlamak için her zaman ölebilirliğini düşüneceğim, bileceğim, ona göre muhabbette bulunacağım. İşte bunun için Mehdi ve Süfyan meseleleri gibi çok meselelerde çok ihtilaf olmuş. Yani Mehdi tarif ediliyor, Süfyan tarif ediliyor. Öyle tarif ediliyor ki tam kesin belli değil. Alametlerinden haber veriliyor. Ama kesin değil. Hem rivayet dahi çok muhteliftir.
bir şöyle söyleniyor, bir de böyle söyleniyor. Birbirine zıt hükümler olmuş. Sizce neden? Şimdi bu kadar 24. sözü okuyoruz, insan istidatlarının farklılıklarını göz önüne alıyoruz. Din bir tecrübedir, bir imtihandır. İnsanların terakkisi için kendilerini geliştirmek için bir vesile olacak şekilde Allah dinini bize gönderdi diyoruz. Sonra peygamber hadislerinde Mehdi, Süfyan tanımlarının birbirinden farklı, çok da birbirli olmayan bir şekilde alametlerinden bahsedilmesini hepsini anlıyor muyuz? Ya insan yani bizim için değil mi? Her tehlikeli şeyde örneğimize dönelim, bir et önümüze kondu. Ne diyoruz? Bu domuz eti mi? Yok, helal, ha, yiyebilirim. Ya intihar. Böyle değil ama domuz eti mi, keçi eti mi, ne de değil mesela. Değil mi? Çok belli değil. Onun gibi, acaba bu Mehdi olabilir mi? Çünkü hep neyin arayışı içerisindeyiz? Ama beni buraya gönderen ev sahibinin, benim bana ikram eden bu zatın taleplerini, isteklerini ihmal etmiyor. Zaten benden bir şey istedi, ikisi istedi. 100 şey verdi, ikisine dikkat etti. Hatırını kırmayın. Onun yaptığı bu iyiliklere karşı bilgâne, ne demek? Hindistan. İlgisiz, başver ya, işine bak diyecek şekilde insana yakışmayan o üçele tarzın içerisinde bulunmayın. Doğru değil çünkü. O hali yaşıyorum. Bu o demiş, domuz eti yeme demişti. Bu domuz eti mi değil ha, yiyebilirim öyleyse. Onu hatırlatın. Günde 100 defa, günde hayatında 1000 defa, 10.000 defa böyle bir bu domuz eti mi, bu domuz eti mi, bu domuz eti mi hatırlamasını yaşıyorsun. Ve onu hatırladıkça zikrediyorsun. Onun kulu olduğunu hatırlıyorsun. Her olaya bakıyorsun, birisi bir haberdir zaten. Bu Mehdi'den mi geldi, Süfyan'dan mı geldi? Süfyan'dan gelse kabul etmeyeceğim. Mehdi'den gelse kabul edeceğim. Anlaşılıyor değil mi? İki pol, iki kutup temsil ediyor. Yanlışın en azamesi Süfyan, doğrunun en doğrusu Mehdi. Şimdi benim peygamber diyor ki Mehdi'ye tabi ol, Süfyan'a değil. Duyduğum her cümleye karşı ne diyorum? Bu Mehdi'den mi Süfyan'dan mı? Hı? O hassasiyetin için böyle Mehdi besbelli olsa, Süfyan besbelli olsa ben bu hassasiyetimi kaybedeceğim. Çünkü Mehdi biliyorum diyelim ki A şeklinde oturuyor ve onun kanalı bu. Süfyan'ı da biliyorum. Yani haber kanalı. Süfyan'ı da biliyorum B şeklinde oturuyor. Onun kanalı da bu haber kanalı. Hangi kanalı açtım? Şimdi Mehdi'nin kanalını açtım diyorsun. Rahat dinliyorsun. Kesin Süfyan olma ihtimali yok. Öyle intihar olmaz ki. Öyle terakki olmaz ki. Öyle insan hayatını ubudiyetle yaşamaz ki. Yattığı yerden duruyor. Çünkü kesin. Hayır kesin değil. Haber geliyor. Nereden geldi? Belli değil. Dikkat ediyorsun. Mehdi'den mi? Süfyan'dan mı? Mehdi'den gelirse tabi olacaksın. Süfyan'dan gelirse hayır diyeceksin. İnsan devamlı nedir? Alarmda. Tedirginlik değil. Alarmda. Alarmda. Devamlı kulluğunu yapıyor. Mehdi'den geldiği için evet dedim. Ha bu Süfyan'dan geldiği için hayır dedim. Devamlı beni burada, beni buraya gönderen, bana ikram eden zatın bilinciyle yaşama imkanı veriyor. Onun için bu belirsizlik benim devamlı dikkatli olmamı sağlamak için. Yoksa Allah bizden gizliyor, ondan sonra da bizi burada süründürüyor. Kimin Mehdi, kimin Süfyan olduğunu da söylemiyor. Böyle burada rezil etti değil. Daima alanında olmamı, daima kul olduğumun bilincini canlı bir şekilde yaşamamı sağlamak benim için.
benim için, kendisi söylüyor, benim için bir anlatımlar muğlak, tarifler değişik. Ve bir başka açıdan, bir de 24. söz açısından bakalım, bilim kapasitene göre, mesela birisi tabiat her şeyi yaratıyor, kendi kendine oluyor diyor. Öyle bir cümle gördü. Birisi her şeyi Allah yaratıyor dedi. Öyle bir cümle gördü. Daha kainatın bir yaratıcısı var mı yok mudur yeni geçmiş ve kainatın bir yaratıcısı vardır diyen için her şeyi yaratan Allah'tır cümlesi çok doğru. Niye göre? Her şey tabiat yapıyor'a göre. Onun imtihanı her şey tabiidir veya Allah her şeyi yaratanıdır cümlesinin hangisini tercih edeceğin noktadadır. Onun imtihanı. Peki zaten sen her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu bilen birisi olarak şimdi sana bir cümle söyleyeyim. Hadi biraz da plastik olsun. Allah'ın yaratmasındaki daimilik, her an yaratıyor oluşu sana hangi anlama geliyor? Nasıl anlıyorsun? İslam alimleri orada çok kalmış. Orada çok çalışmışlar. Şimdi sen orada enaniyete İslam alimlerinin Allah, her şeyi yaratan Allah tamam ama nasıl anlayacağını gelince orada anlaşılan. O zaman sen ve ben İslam alimlerinin her şeyin yaratıcısının Allah olduğunu esasla kabul ettikleri halde onun oradaki anlayış farklılıklarında acaba senin ve benim Allah'a teslim olma noktasında bulunduğum duruma göre onun her şeyin yaratıcısı, her şeyin, her halinin, her vasfının, her an yaratıcısı olduğunu anlamada hangi düzeydeysen o düzeyine göre orada başka bir şeyin yaratıcılığına imkan verecek bir yoruma girmeden mesela Mutezile anlayışında kul kendi fiilini yaratır fakat kulu ve kainatı Allah yaratır diye bir yorum geldi değil mi? Oradaki imtihan düzeyinde senin Halik isminin tecellisine muhatap oluş şekline göre ikinci daldaki zühre olarak, katre olarak, reşa olarak muhatap oluş şekline göre Halik isminin tecellisini bir de hani velayet yolu tarihiyle, nübüvvet tarihiyle mesul-ı farkları da var. Ehadiyet tecellisiyle, vahidiyet tecellisi, no. Atom. Ehadiyet ve vahidiyet tecellilerindeki farklılıklara göre sen bir yer alacaksın. Halik ismine, ismine muhatap oluş kabiliyetine göre. Orada diyeceksin ki, rahat bir şekilde Allah her şeyi yaratandır. Her bütün kainat onun elinden çıkmıştır. İnsan fiillerinde ise Allah insanı Allah yarattığı için fiillerini insan yaratsa da insan yapıyor olsa da yine nihayette onu Allah yaratıyor anlamına gelir diye bir yorum yapacak. Bu yorum nereden kaynaklanacak? Halık isminin tecellisindeki yapmış olduğun terakkinin neticesine göre. Birisi diyecek ki, evet bu doğrudur. Allah'a iman ediyor. Diğeri diyecek ki haşa, sümme haşa. Böyle bir anlayış şirke götürür insanı diyecek. Neye göre? Yine aynı. Allah'a iman. Farklılıklar. İnsanların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da rivayet edilen hadisler, ayet-i kerimelerindeki bazı ifadelerdeki tam net olmayışı insanların kendi terakkilerine imkan verecek şekildeki bir ifadedir. Biz daha iyi nasıl anlarız, daha net nasıl görürüz, ona dikkat edeceğiz. Bazı kişi için, ya benim kalbim bozuk diyor birisi. Bakıyorsun adam, hadi şimdiki tabiriyle ateist.
bir evliya bildiğimiz zat da diyor, benim kalbim bozuldu. Bana güvenmeyin. Zalimiz de diyor. Belki ben de diyor sizi ihsan ediyorum. Beni ihsan etmek için yazmadım, etmedim ama bana güvenmeyin. Mihenge vurun diyor. Şimdi bu da mı ateistçiler? Öbürü de ateistçiler. Herkes kendi mertebesinde kendi kalbini bozukluğundan bahseder. Birisi için gaflet, bir hafta hiç namaz kılmamaktır. Ya geçen hafta tam gaflete daldık, dünyaya daldık, işlere daldık, hiç namaz kılmadım diye. O da gafletten bahseder. Birisi için namaz kılarken bir secdeye gitmiştir. Secde sırasında Subhane Rabbiyel A'la derken aklına işte hanım ona işte şunu az diyelim demişti. Onu unuttum diye. Ya Allah'ın huzurunda şu yönüm olmakta şunu alacaktım da onu unuttum diye düşünüyorum. Ne rezil adamım ben diye. Gafletten vardı. O da gafletten vardı. Demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veya Kur'an'ın bütün insanlara hitap eden o belagatındaki belirsizlik diyeceğim ama en büyüktü. Tam kesin kıyamet alameti şudur. Mehdi budur. Değil. İşte şöyle şöyle olduğu zaman Deccal'ı bekleyin. Anladın mı? Bir alamet bahsediyor ama bu alamet ne demek? Çok da belli değil. Böyle ifadeler bizi istidadımızı daha fazla geliştirip o belirsizlikte daha hassaslaşmamız, daha ince noktalarına dikkat etmemize imkan veriyor. Bizim terakkiimize imkan veriyor. Mesela bir kıyamet alameti tarihinde öyle bir ifade kullanılıyor ki siz onu şöyle de anlayabilirsiniz, şöyle de anlayabilirsiniz, şöyle de anlayabilirsiniz. O tarihteki belirsizlik ya da bir başka tarihle çelişiyor gibi görünmesi hangi mertebedeki bir kalbe istidada muhatap oluşundan kaynaklanıyor? Yoksa siz de o muhatap oluş şekline göre o ifadeleri kendiniz için anlamlı kılabilirsiniz. Kendi makamınıza göre anlamlı kılabilirsiniz. O belirsizliği inkar etmek değil, reddetmek değil, böyle benim anlayışıma uymadı diye reddetmek değil. Hani benim ilk bu derste başlarken verdiğim örnekte mescide affedersiniz tuvaletini yapmış olan bir kişiyi olur olur yapsın bırakın rahatsız etmeyin adamı de hadis böyle bir şey olmaz ya. Peygamber böyle bir şey söylemiş olamaz. Bu mevzu hadistir. Desen bak kendimi kendi anlayışıma göre bir başka kişinin anlayışını reddettim. Onu görmemezlikten geldim. Onun kapasitesini görmemezlikten geldim. Doğru olan hadisi reddettim. Ama bana sorarsan evet camiye işermez. Öyle bir şey olamaz. Peygamber öyle bir şey diyemez. Bu hadis mevzu. Dedim. Yanlış yaptım. Kendi anlayışıma göre yaptım. Evet ben yapmamam lazım. O da benim için doğru. Ama bir bedeli yaparsak anlaşıldı mı? Güzel. Peki. Bu belirsizliklerden dolayı hadisleri inkar etmeyeceğiz. Çelişkili ifadeler gördüğümüz için hadisleri inkar etmeyeceğiz. Hadisleri inkar etmeyeceğiz. Fakat anlamaya çalışacağız. O belirsizliklerde niye belirsiz kardeşim? Apaçıkça şunu söyleyiverse de biz de rahat hissedik desek kendi gerçeğimizi görmemezlikten gelmek olur ve gerçeğimizin bizim imtihan edilmek üzere böyle yaratıldığımızı, bizim terakkimize imkan vermek için böyle ifadeler kullanıldığını da reddetmiş oluruz. Yani dinin bir tecrübe oluşunu, dinin bir imtihan oluşunu, Allah'ın bizi terakki etmemize imkan verecek şekilde, daima abd olma şuurunu canlı tutacak şekilde bir din ile terbiye ettiğini anlamamış oluruz. Çok dikkat etmemiz lazım. Onun için hadis inkar etmek,
hadis reddetmek, bu olmaz böyle şey demek, büyük bir cürettir. Çok dikkat etmek lazım. Tamam. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Bir kere bakayım. Dedi mi seyret dedi. Şu an basılı tutun şimdi. Şimdi onu sana bir daha basıp tutacağım. Basılı tutun kapatın. Kapatın. Dursun doldukça alın. Öyle bir şey.